Bırakmıyoruz. Diyeceksiniz ki İstanbul'a genç bir belediye başkanı lazım. Belediyeciliği bilen bir belediye başkanı lazım. Çok çalışkan bir belediye başkanı lazım. Ya ablam dedi ki oğlum gibisin dedi. Bir şey diyemedim. Tıkandım. Annemi özledim. Bak annemi özledim. Sarılır ağlarım sana bak söyleyeyim. Sarılır ağlarım. Annemi özledim. Göremedim. Bak şahit olun. Göremedim. Lütfen bu süreçte benim hemşerilerim demokrasi adına herkese haklılığımızı anlatsınlar. Buradan sesleniyorum. Efendim sanatçıymış konuşamazmış. Konuşacak. Konuşacak. Efendim iş insanıymış konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Sanatçı da konuşacak. İş insanı da konuşacak. Artık bu toplumda işçisi de konuşacak. Eski siyasisi de konuşacak. Öğretmeni de konuşacak. Memuru da konuşacak. Herkes konuşacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvayi Milliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Fuzuli der ki karıncayı bile incitme deme. Bile incitir karıncayı. O kadar özel bir söz ki. Hele hele bir göreve talipsen, bir konumdaysan, ülkenin hangi konumunda olursan ol, ne olur dikkat edelim, insanlarımızı incitmeyelim,
Hepimiz memleket sevdalısıyız. Hepimiz bu milleti seviyoruz. Sözümüz incitir, kırar, döker. Dikkat edelim. Paylaştığımıza dikkat edelim. Yazdığımıza dikkat edelim. Konuştuğumuza dikkat edelim. İçimden geldi, vallahi içimden geldi. Ne olur dikkat edelim. Bu ülkenin, bu memleketin sevdaya, güzelliğe, saygıya, sevgiye ihtiyacı var. Dikkat edelim, bir daha uyarıyorum. İri olalım, diri olalım, bir olalım. Mutlu olalım. Gösterdi bize. Çok mutluyum. Bence İstanbul kazandı ama bence Türkiye'de ileride kazanacak. İnşallah hayırlısı olacak ama onun için de bizim için de. Her şehire dört dörtlük bir adam geliyor. Bir abimiz geliyor. Biz onu yürekten, canı gönülden destekliyoruz. Gören, ayırmayan, ayrıştırmayan birleştiren olduğu için yanındayım. Hepimizi bir tutuyor, ayırt etmiyor. Onun için çok mutluyuz. Adalet kazandı. Rabbim Ekrem İmamoğlu yoluna açık etsin. Toplumun her tabakasında eşit mesafede, yani yakınlıkta. Bu yüzden ona güveniyorum. Ve İstanbul'da gülen insanlar görmek o kadar hoşuma gitti ki. Yani o kadar da Nide'den geldik. Hep Nide'den geldik biz. Bu büyük illeri aldığımız için o kadar gururluyum. Asla ötekileşmek istemiyoruz. Aynı bayrağın altında birlikte beraber yaşamak istiyoruz. Ayrıştırıcı dil kullanan liderler her zaman aşağı inerler. Ve İmamoğlu çok büyük yerlere geleceğini düşünüyor. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.